Herkese merhaba, ben Merve Özkaynak, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda 5 uygun, 5 de yüksek fiyatlı en sevdiğim maskara bazlarından bahsedeceğim ve her birini de uygulamalı olarak göstereceğim. Umarım keyifle izlersiniz. Kesinlikle en sevdiğim makyaj ürünlerinden bir tanesi maskara bazı. Bu videoda da size 10 tane üründen bahsedeceğim. 5 yüksek fiyatlı, 5 uygun fiyatlı olacak. Ama sanmayın ki hep her birinin tek özelliği kirpikleri tek tek ayırıp dolgunlaştırsın. Hayır, her bir kirpik yapısına ve ihtiyaca yönelik ürünler de var burada. İsterseniz hemen başlayalım. Altera markasının Almanca yazdığı için okuyamadığım maskara bazı ama zaten hani Rossmann'a gittiğinizde Altera markası sadece orada satıldığı için ve sadece bir adet maskara bazı olduğu için sorarsanız hemen size oradaki satış danışmanı arkadaş gösterecektir. Beyaz bir baz bu. Ortak problemlerden bir tanesi de genelde böyle çok yoğun böyle yoğurt kıvamlı beyaz bazların biz kapatamıyoruz Merve maskarayla. Kat kat maskara da sürsek o beyazlığı kapatamıyoruz diyorsunuz. Eğer işte öyle bir problem yaşayan varsa çok yoğun beyaz bazlardan Altera'nınkini çok sever. Evet beyaz ama kirpiklerinize sürdüğünüz anda şeffaflaşıyor. Yani çok yoğun bir beyaz baz değil. Kokusundan da niyeyse çok hoşlanıyorum ben bu bazın. Çok böyle doğal zaten daha natural bir kozmetik markası. Bunun özelliği nedir? Ben çok fazla kirpiklerimin böyle kaşıma kadar uzamasını istemiyorum diyenler de var. Herkes çok uzun kirpiklerden hoşlanmıyor. Altera'nınki çok güzel kirpiklerinizi tek tek ayırıyor, kıvırıyor ve tüm gün boyunca aynı hacimde bırakıyor kirpiklerinizi. Kesinlikle kirpikleriniz aşağı doğru düşmüyor. Ve dediğim gibi çok beyaz olmadığı için de tek kat maskara ile bile çok rahatlıkla şeffafa dönüştüğü için kirpiklerinizde o beyazlığı görmüyorsunuz. Dior, Dior Show Maximizer 3D Triple Volume Plumping Lash Primer, bu yüksek fiyatlı maskara bazlarında en sevdiğim maskara bazlarından bir tanesi. Çünkü fırçası Dior'un gerçekten harika. Plastik fırçalı maskaralardan ya da maskara bazlarından hoşlanıyorsanız ki ben çok seviyorum. Bu maskara bazının fırçası mükemmel. Keşke Dior'un aynı fırçada bir maskarası da olsaydı. Küçücük küçücük minicik böyle hakikaten fiber böyle dişlerden oluşuyor ve böyle o da dönük olduğu için kirpiklerinize çok güzel şekilde döndürerek hacim verebiliyorsunuz. Bu yoğun yapılı bir maskara bazı, beyaz bir maskara bazı. O yüzden bunu hani birazcık iki kat sürerseniz maskara o beyazlıkları kapatabilirsiniz. Ama gerçekten inanılmaz derecede dolgunlaştırıp tek tek ayırıyor ve hakikaten kirpiklerinizi çok fazlasıyla uzatıyor. Golden Rose Lash Primer yeni başlayanlar için maskara bazına en rahat uygulanabilecek maskara bazlarından bir tanesi. Kirpikte anında donmadan yine kirpiklerinizle çok rahat şekilde oynama olanağı sağlayan bir ürün. Yine beyaz bir ürün evet ama beyazları kapatmak aynı şekilde sizin için zor olmayacak. Yoğunluğu sizi rahatsız etmeyecek. Çünkü sürdüğünüz zaman yine kirpikleriniz de şeffaflaşacak. Bu üründe de en sevdiğim şey kirpikleri çok güzel kıvrık göstermesi. Bu maskara bazını sürdüğüm zaman normalde benim de kirpiklerim çok aşağı bakıyor. Üzerine hangi maskarayı sürersem süreyim inanılmaz derecede böyle yuvarlak bir açılı oluyor kirpiklerim. Sürerken de böyle hafif biraz şöyle bastıra bastıra şöyle şöyle yapa yapa sürerseniz tüm gün boyunca kirpikleriniz böyle yüz yuvarlak kalkıp duracak. Benefit They Are Real Tinted Primer. Bahsettiğim bütün bu bazlar arasında en farklı olanı diyebilirim. Neden derseniz çünkü bu baz beyaz değil. Bu baz aslında iki kullanımlık bir baz. İki farklı şekilde kullanılabilecek bir baz, yanlış ifade ettim. Gördüğünüz gibi rengi kahverengi. Eğer ben böyle Merve kapkalın simsiyah kirpikler sevmiyorum. Zaten çok hafif makyaj yapıyorum ve kirpiklerimde de böyle kalın bir dokudan hoşlanmıyorum diyenler varsa bunu tek başına günlük böyle no makeup makeup gibi az makyajların üzerine ipek gibi duracak bir şekilde kullanabilirler. Çok güzel doğal bir kahverengi olduğu için kirpiklerinizi çok doğal gösteriyor. Sanki kirpiklerinizde hiç maskara yokmuş gibi duruyor. Ama ben de beyaz maskara bazı hiç sevmiyorum ya Merve. Bana renkli hani maskara bazı öner diyenler varsa da onlar için de harika bir ürün. Önce bunu sürüyorsunuz. Ondan sonra zaten üzerine normal siyah maskaranızı sürüyorsunuz. Yani ben mesela bazen hafta sonu çok hafif makyaj yapıyorum. Çok hafif makyajın üzerine çok kalın böyle simsiyah kaşa kadar maskaralar sürdüğünüz zaman da çok garip duruyor. O günlerde ne yapıyorum hafif makyajlarımda? Bu Benefit'in Tinted Primer'ını tek başına uyguluyorum. Çok doğal ve çok da güzel duruyor. Yani dediğim gibi beyaz baz sevmeyenler de bunu tercih edebilirler. Bu arada ne diyeceğim size aklıma gelmişken senin bu maskara bazı aşkın nereden çıktı? Nereden bu kadar bu ürünleri sevdin böyle 10 tane 5 uygun 5 yüksek aldın hala hepsini kullanıyorsun diyenleriniz olabilir. Hatta bu ürünleri gereksiz bulanlarınız da olabilir ama bence çok gerekli. Benim de şöyle oldu aslında bir arayış üzerine
böyle bir ürün arayışına girmedim. Yani kirpiklerim evet çok aşağı bakıyordu her zaman. Hangi maskarayı sürersem süreyim hiçbir şekilde kıvrık gösteremiyordum. Ama gidip de hani özellikle böyle bir ürün arayışına gitmemiştim. Bir gün kaş jeli almak için bir mağazaya gittim. Clinique markasının kaş jelini alacaktım. Oradaki satış danışmanı arkadaş bana yanlışlıkla maskara bazı vermiş. Benim tabii hiç haberim yok. Ben eve geldim, makyajımı yaptım. Ofise gideceğim o zaman şey yapıyorum, çalışıyorum aktif olarak. Aldım işte bunu, sürdüm kaşıma. Ah, kaşlarım bembeyaz oldu. Dedim bozuldu mu acaba bir ürün falan. Bakıyorum, baktım ki kaş jeli değil bir maskara bazıymış. Hay Allah dedim, yani artık açtım da zaten. Bu saatten sonra iade de edemem. Kullanayım bari. Kendisine buradan çok teşekkür ediyorum. Beni eğer hatırlıyorsa, gerçi yıllar geçti üzerinden, yani yaklaşık bir 10 sene geçmiş olabilir. Onun sayesinde maskara bazıyla tanışmış oldum. O gün bugündür de kullanıyorum. Clinique en sevdiğim maskara bazlarından bir tanesiydi ama artık o da ne yazık ki piyasadan çekildi. Neyse ki sizlere de kendime de yerine 10 tane çok güzel maskara bazı bulmuş oldum. Şimdi bir tane daha ben size bir ürün önereceğim. O da aynı şekilde birbirlerine çok benzediği için bölmeyeyim diyorum. O da yine Estée Lauder'in Little Black Primer, adından da anlaşılabileceği gibi bu da siyah bir baz. Jel formunda siyah bir ürün. İncecik kıl bir fırçası var ve açılı bir fırça. Aynı Benefit'te anlattığım gibi ben beyazları sevmiyorum. Ben hafif, kirpiklerimde ipek gibi duracak, gözümde maskara olup olmadığı anlaşılmayacak bir ürün istiyorum diyenler için tek başına uygulayabileceğiniz bir ürün. Aynı zamanda yine maskaranızın altına bir baz olarak, astar olarak da kullanabileceğiniz nefis bir ürün. Yani şu ikisi birbirine çok benziyor. Performans olarak da ben ikisini çok çok beğeniyorum. Bu daha siyah, hatta yani bayağı siyah. Bu daha kahverengi. Bu tarz ürün isteyenler için tercih sizin. İkisinden de çok memnunum, ikisini de çok seviyorum. Kiko'nun False Lashes Concentrate Building Base maskara bazı. Diğer maskara bazlarından birazcık daha farklı olarak yoğun bir yapıya sahip maskara bazı bu. Ama rengi de çok enteresan, çok beyaz değil, birazcık daha böyle kırık beyaz, ekru gibi. Kapatmakta kesinlikle zorlanmazsınız. Bir kat maskara ile bile o beyaz istenmeyen görüntüyü çok rahatlıkla kapatabilirsiniz. Bu tamamıyla kirpikleri kalınlaştırmak üzere üretilmiş bir ürün. Yani kalın ve dolgun, böyle baktığınızda simsiyah duruşlu kirpiklerden hoşlanıyorsanız, biraz sanki takma kirpik eklemişsiniz gibi, Kiko'nun bu ürününü çok seversiniz. Sadece minicik bir dezavantajı olabilir. Çok fazla açıp kapatmamanız lazım. Zaten maskaralarda da yapmamak lazım. Yani şu hareketi çok yaparsanız biraz hızlı şekilde yoğunlaşan bir ürün. Ama onun dışında tamamıyla Kiko'nun en büyük özelliği kirpiklerin yapısını ciddi anlamda çok kalınlaştırması. Smashbox'ın Photo Finish Lash Primer maskara bazı. Açıkçası Smashbox'ın böyle bir bazı olduğunu hiç bilmiyordum. Böyle farklı maskara bazlarını kullanmak istediğimde gözüme takılınca hemen bir tane edindim. Yüksek fiyatlı alternatiflerde beyaz bazlar arasında yine en başarılı bulduğum bazlardan bir tanesi kesinlikle Smashbox. Yapı olarak bir kere çok sevdim. Evet, bu da yine beyaz bir maskara. Evet, yoğun bir maskara. Evet, iki kat maskara sürerek belki o beyazlığı kapatıyorsunuz. Ama fırçası mükemmel. Ben ne zaman bu maskara bazını sürsem herkes kirpiğine ne sürdün Merve? Merve maskaran ne diye soruyor. Hani bu gerçekten çok fark yaratıyor kirpiklerinizde. Ben ciddi anlamda tek bir sürüşte, tek bir katla bile inanılmaz fark istiyorum ve insanlar kirpiklerimdeki farkı görsün diyorsanız o zaman Smashbox derim. Çok enteresan bir fırça yapısı var, görebilirsiniz burada da. Şu kısmı çok uzun, böyle yine minik minik plastik böyle dişlerden oluşuyor. Bu kısım düz. Ben ne yapıyorum? Önce bu düz kısmını iyice böyle kaldırıyorum. Sonra o tarak gibi kısmınla da eğer yapışan bir yer varsa onları güzelce tarıyorum. Biraz bekliyorum. Ondan sonra üzerine maskaramı bir sürüyorum. Yani takma kirpik etkisi yaratan harika bir ürün. Ben buna bütçe ayırabilirim, yüksek fiyat verebilirim diyenler kesinlikle, eğer böyle gerçek anlamda bir fark istiyorlarsa Smashbox'ı tercih edebilirler. NYX markasının Big and Loud Lash Primer maskara bazı. Bu da yine aynı şekilde sizi korkutmayacak beyazlıkta bir ürün. Hatta sürüyorsunuz acaba bu sürülmüyor mu diye düşünüyorsunuz ama siz sürdükçe aslında ürün kirpiklerinizde şeffaflaşıyor. NYX'in bence en belirgin özelliği dolgunlaştırmadan öte uzatması. Eğer uzun kirpikler seviyorsanız uygun fiyatlı alternatifler arasında kesinlikle NYX'i tavsiye ederim. Bu arada NYX deyince de böyle korkmayın, NYX, Kiko falan gibi ürünlerden bahsediyoruz ama aslında baktığınızda onların da fiyatları uygun fiyatlı kategorisine giriyor. Son derece hani normal bir kozmetik mağazadan alabileceğiniz maskara fiyatını aslında hepsinin fiyatı. O yüzden hani sizi endişelendirmesin, NYX ucuz bir ürün mü diye düşünmeyin. Gerçekten uygun fiyatı var. Eğer dediğim gibi uzun kirpik istiyorsanız, tek tek ayrılmış uzun kirpikler, NYX'i çok seversiniz.
ve hani maskarayla oynama olanağı da veriyor size. Anında sertleşen ve donan bir maskara bazı değil. O nedenle rahat rahat böyle iki kat sürdüğünüz zaman bile bayağı kaşınıza kadar gelebilir kirpikleriniz. Chanel'in maskara bezi, yani maskara bazı. Ben çok fazla uzunluk istemiyorum. Benimki daha nizami şekilde dursun kirpiklerim. Tek tek ayrılsın ve kalın dursun. Yani yapıları kalın kalın gözüksün ben maskarayı sürdüğümde diyorsanız Chanel'in maskara bazını yüksek fiyatlı alternatifler arasında kesinlikle beğenirsiniz. Çok fazla uzatma, böyle kaşa kadar uzatma etkisi yok. Ama kalınlaştırma ve tek tek ayırma konusunda kesinlikle çok başarılı. Rival de Loop Maskara XX Large Lashes Base en sevdiğim uygun fiyatlı maskara bazlarından bir tanesi. Hepsi bir arada bir ürün diyebilirim bunun için. Beyaz bir maskara bazı evet, ama yine aynı şekilde kapatması zor bir maskara bazı değil. Hangi maskarayı kullanırsanız kullanın, kirpiklerinizi tek seferde çok güzel şekilde kaldırıp, kıvrık gösterip, ayırıp dolgunlaştırıyor. Bundan da en az 2-3 tane bitirdim. Zaten birçok favorilerimde ve Instagram'da da bahsetmiştim. Artık bulmak sanırım çok zor. Eğer yine Rossmann'a giderseniz Altera'ya da bakabilirsiniz ama kesinlikle Rival de Loop'unki'de uygun fiyatlı alternatifler arasında gerçekten çok çok başarılı. Videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beni diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmek isterseniz videomun açıklama kısmında kullandığım tüm sosyal medya hesaplarımın linklerini bulabilirsiniz. Kanalıma yeni geldiyseniz yeni videolarımdan ve canlı yayınlarımdan anında haberdar olabilmek için şuraya tıklayarak kanalıma abone olmayı ve zil işaretine basarak bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bu videomu beğendiyseniz ekranda paylaştığım diğer videolar da ilginizi çekebilir. Onları da izlerseniz çok sevinirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.